Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla masanın başındayız. Allah bilir neler olacak. Gerçekten çok acayip bir yarışma günü oluyor. Ege Bey, sizin için de öyle mi? Evet, bayağı acayip oldu benim için de. Sizin için de acayip oldu. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Var mı heyecanınız falan? Yani biraz. Biraz. Evet. Yani o çok yüksek değil. Kendinizi kaybedeceğiniz bir durumda değilsiniz. Yok, o kadar ciddiye almıyorsunuz. O kadar ciddiye almıyorsunuz. Ne kadar tatlı tarif ettiniz. Tabii çok önemli burada bulunmak. Evet. Tabii hayat biraz yani daha az ciddiye alarak yaşamak lazım. Diye düşünüyorsunuz. Çok güzel. Öyle. Şimdiden felsefi şeyler üretmeye çalışıyorum. Aynen. Felsefe okuduğunuz için. Yani seneye okuyacağım. Şu an hazırlıktayım. Daha hazırlıktasınız evet. Siz. Harikulade. Peki neler yapıyorsunuz Ege Bey? Neler yapıyorum? Şu an zorlu bir Fransızca öğrenme serüvenindeyiz. Siz de Fransızca felsefe okuyacaksınız çünkü. Evet. Mantıklı yani, ama. Beynimizi evet. Bayağı geliştirecek bir şey. Öyle dolaşıyorum, şey yapıyorum, okuyorum falan. Kendimi geliştirecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Aynı anda böyle sosyal sorumluluk projelerinde, sivil toplum örgütlerinde falan bulunuyorum. Çok güzel. Hazır vaktiniz varken, çünkü sonradan pek vaktiniz olmayabilir. Okul yorucu olmaya başladığında özellikle. Peki Volkan Bey'i geçebilecek miyiz sizce? Yani geçebileceğimi düşünüyorum aslında. Evet, ama süreç bakacağız. Gösterecek, evet. Aynen, bildiğimiz yerden gelirse. Neden olmasın? İstanbul tarihini öğrenmeye çalışıyormuşsunuz diye bir notumuz var. İstanbul'u yani çok şey biriktirmiş bir şehir. Evet. Yani geçmişten bugüne yani birçok medeniyet ev sahipliği yapmış. Ben de aslında İstanbul'a gelmemin sebeplerinden biri de buydu aslında. Yani bir yandan okurken bir yandan da şehrin bana bir şeyler katmasını sağlamak. Çok yani ben de yani gidebildiğim her köşeye gidiyorum aslında. Harika, çok iyi yapıyorsunuz ki gidebileceğiniz çok köşe var İstanbul'da. Evet, yani 5 yılda biteceğini bile düşünmüyorum aslında. Yok yok, zaten bitmez. Yani gez bitmiyor zaten, inanılmaz bir şehir burası. Peki ufak ufak başlayalım mı Ege Bey, ne dersiniz? Efendim alkışlarınızla ilk kelimemizi alıyoruz. Gömlek veya hırka üzerine giyilen kısa hafif giysi. Ceket değil. Daha dışarı çıkarken giyiyoruz. Gerek. Dışarı çıkarken giyiyoruz. Mont. Mont, doğru cevap. Efendim 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz şimdi. Akıtmanın Fransız versiyonu. Akıtma. Biliyor musunuz akıtma ne? Akıtma yok. Böyle bir şey, bir yiyecek. Sabahları yenir daha çok. Böyle kızgın omlet. Yağ. Yok, hamur. Mıhlama. Hayır, hamur. O mıhlamayı da bilmiyorsunuz. Hamur, kızgın yağ. O hamuru döküyorsun. Krep. Krep, doğru cevap. Mıhlama mı? Peki 5 harflere geçtik. Eski bir sıfat soruyoruz ama sıkça duymuş olmanız muhtemel. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. İman etmiş olan, imanlı, itikatli anlamlarındaki sıfat. Mümin. Mümin, doğru cevap. Efendim bir diğer 5 harfli sözcüğümüz Batı kökenliymiş ve askeri havacılıktan geliyor. Gelsin. Uçaklar için yapmak fiiliyle birlikte bir noktaya çeşitli nedenlerle inişe geçip yeniden yükselmek anlamına gelen söz. Nokta nokta yapmak. İnişe geçiyor ve tekrar yükseliyor. Ve biz buna nokta nokta yapmak diyoruz. Batı kökenli. Batı kökenli. Harf alabilir miyim? Tabii ki. Hatta batı derken bayağı Fransızca kökenli. Sükse yapmak. Sükse yapmak berbat bir cevap. Çok iyi gitti. 30 Ağustos'ta falan bu bizim şeyler neydi ya? Anadolu Kartalları. Değil mi? Ekip, Türk Yıldızları. Ha. Solo Türk. Ha. Solo Türk ya. Solo Türk böyle geliyor sonra çıkıyor. Buna ne diyoruz? Savrulma yok. Değil. Harf alın istersen. Tamam, harf alın daha. İsterseniz. Bir tane daha alıyoruz harf. T. Çıkış anlamına da geliyor. Sorti. Sorti, doğru cevap. İnanılmaz.
Alt harflerle devam edeceğiz şimdi. Tek kelime gelsin bakalım nasıl sormuş editörümüz. Leylek muhabbeti. Lak lak. Lak lak doğru cevap. Efendim bir diğer altı harfli kelimemiz geliyor şimdi. Kendisi yapım eki almış. Çok da selamı var. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Belli ederek, aşikare anlamlarına gelen sözcük. Belli ederek. Belli etmek nedir? Peki. Açık. Yani apaçık. Evet. Açıklamak. Yok yok açık. Yapım eki koyun. Açıkça. Açıkça doğru cevap. Yedi harflilere geçtik efendim. İlk yedi harfli kelimeniz tarih derslerinden hatırlayacağınızı düşündüğümüz ve fakat zaten bugünlerde de duyulan bir kelime. Gelsin efendim. Bir şey yapmak için birbirine anlaşma veya sözleşme ile bağlanma. Nokta nokta kurmak. İlişki. Değil. Yok. Eski bir kelime ama. Pakt yapmak yok. Yani işte. Batı kökenli miydi? Efendim? Arapça. Arapça pardon. Mesela seçimler yapılıyor. Bir araya geliyor bazı partiler. Onlar kendilerine bir şey diyorlar. Burası yok. İttifak. İttifak doğru cevap. Şimdi Ege Bey aslında puan konusunda doğru düzgün nefis bir noktadayız. Fakat süre bizi parçalar. 1 dakika 18 saniye süremiz var. 3 harf alabiliyoruz. Üçünü de alırsak 15 saniye arttırmamız gerekir. O da 1 dakika 3 saniyemiz kaldı demek bizim için. Ama 2 harf alıp sonsuza kadar kullanabiliriz süremizi. Ama işte hızlı olmamız gerekecek. Tamam. Maalesef. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz bir zarf. Yine bugün bütün yarışmacılarımız editörümüz tarafından zarflandı sevgili izleyenler. Gelsin bakalım sorusu. Başlarken, başlangıçta, evvelce anlamlarına gelen sözcük. Vaktiyle değil. Evvelce. Evvelce, önceleri. Önceleyin. Önce. Evvelce. Evet, onu önce... türetin. Öncelikle, önce... Türettin. Yok, şimdi olmadı. Onu zaten... Önceden. Önceden doğru cevap. 8 harflilere geçtik efendim. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Yine deyim. Efendim gelsin sorusu. Bir büyüye veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, sunmak. İkram etmek. Değil. Ama ikinci kelimeniz doğru. Etmek. İlk kelime 3 harfli. Evet. Bir şeyi sunmak. Arz etmek. Arz etmek doğru cevap. Yine 8 harfli tek kelime ve bir zarf daha sormaya karar vermiş editörümüz. Onun zevkine sağlık diyor ve soruyu alıyoruz. Kısa ve belli bir süre için geçici olarak anlamlarındaki sözcük. Kısa ve belli bir süre için, geçici olarak. Kalıcı olmayan. Yani kalıcı değil. Hı. Böyle bir... Konar göçer. Şimdilik. Yok. Şimdilik. Tek kelime. Bir saat. Şu anlık. Yok. Evet. Tek kelime. Tek kelime ama yani... Aha. Yani bastım artık. İyi yaptın. Nasıl... Bir süre işimi görsün diye. Şimdilik. Gibi bir şey. Anon dedik. Arapça kökenli. Arapça kökenli. Sen şimdi bununla nokta nokta ben sana esas olanı vereceğim. Oyalanmak yok. Şimdilik bu saati kullanalım, sonra ben sana alacağım. Nokta nokta kullanıyorum şimdilik. Vekaleten. Gibi bir şey ama... Vekilen. Hayır. Yok. Sonu doğru. İdareten olacaktı. Gelmez miydi aklınıza?
Yani gelmeyebilirdi. Ay Allah'ım ya. Yine bakın ne güzel giderken oldu sevgili izleyenler. Volkan Bey'in gözü. Volkan Bey'in şansı diyebiliriz. Ya sinsiliği de diyebiliriz. Bilmiyorum ki neyi diyelim tam olarak. Arkadan bakıyor öyle tatlı tatlı. Efendim 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir söz dizisi soracağız. 53 tane harf alabilirsiniz. Yapıştırın efendim soruyu. Nezaketle karşılananın karşılayana cevaben söylediği selamlaşma sözü. Hoş bulduk. Hoş bulduk doğru cevap. Efendim 9 harfli bir başka cevabımız mastarla bitiyor. Kolay gibi de görünüyor. Gelsin bakalım. Rahat bir biçimde oturmak. Kaykılmak. Ya böyle rahat bir biçimde oturmak. Oturdunuz zaman. Böyle bir ne yaparsınız? Harf alın. Durdur isterseniz. Oturursunuz bir ne yaparsınız? Oturduğunuz yere iyice yerleşmek. Yerleşmek doğru. Efendim Batı kökenli bir sözcük soracağız. Şimdi 10 harfli. Yemekle aranız nasıl? Anlar mısınız yani? İyi, günde 2-3 kere yiyorum. Tek başınıza düşündüğünüz bir şaka mıydı? Yok, başka şey için düşünüyorum da buraya nasıl bir şey. Aynen, orada yapmayın. Peki, eğer yemek yapma merakınız varsa rahatça bilebileceğiniz bir şey. Gelsin sorusu. Eti pişirmeden önce yumuşamasını sağlamak ve lezzetlendirmek amacıyla özel bir sos içinde bir süre bekletme yöntemi. Şey yapmak. Mayalandırmak değil bir dakika. Ama portakalda yapılıyor. Evet. Yani portakalda yapılır. Tamam. Limon ve zeytinyağı ile yapılır. Marine etmek. Tek kelime. Marine etmek. Marinasyon. Marinasyon doğru cevap. Nereye gitti o? Bir saniye. Durduramadık. Durduramadık. Ege Bey siz de daldınız. Ben de okurken yetişemedim. Olsun. Olsun. Gerçekten hak ettiğiniz puan değil. Siz de farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Yine son anda bir kaza yaşandı ve bugün Volkan Bey'in günüymüş sevgili izleyenler. Ege Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz yanımıza geliyor.